Geldiniz Alper Bey, Sol Parti Parti Meclis Üyesi, evet. Alper Taş. Bugün aynı giyinmişiz. Evet. Ne kadar güzel bir forması var kadrajın artık. Evet, 2022 kırmızının yılı olsun yani. Harika, Noel Baba gibi geldik. Yani. Evet, kızıl bir yıl olsun. Alper Bey, güzel bir tartışma evet, başladı aslında Kemalcan'la birlikte. Evet. İdris Küçükömer üzerinden. Evet. Bir Cumhuriyet Halk Partisi eleştirisi yapıldı evet. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri tarafından. Evet. Siz nasıl buldunuz bu konuşmayı? Şimdi ve ne kadar katılıyorsunuz Kemalcan'a? Kemalcan tabii bu konularda bayağı iyi bir arkadaşımız. İyi de tanımlamalar yaptı, açılımlar yaptı, değerlendirmeler yaptı, tespitler yaptı. Bu İdris Küçükömer meselesi eski bir mesele ama çok etkili bir mesele. Yani... Kendisi de söyledi Kemalcan, sağın sürekli kullandığı bir argüman. Hı hı. Yani Türkiye'de sol esasen sağdır, sağ esasen soldur fikri. Türkiye solu içerisinde çok etkili olan bir söylemdir. Yani bunun etkisini yabana atmamak lazım. Hı hı. Mesela bu tespitinden hareketle, İdris Küçükömer'in bu değerlendirmesinden hareketle 12 Mart sonrası mahkemelerde, özellikle Demirel'in demokratlığını keşfeden devrimciler oldu. Hmm. 12 Eylül sürecinde Özal'ın demokratlığını keşfeden solcular, eski solcular filan oldu. Zaten yakın dönemde Erdoğan'ın demokratlığını keşfeden liberaller oldu, liberal solcular oldu. Yani bu söz öyle yabana atılır bir söz değil, etkili bir söz. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin bu siyasi tarihine baktığımızda artık bunun bir karşılığı yok. Bu bayatladı. Tabiri caizse barutu tükendi. Neden tükendi? Şimdi bunun arka planında ne var? İşte Kemalcan arkadaş da ifade etti. Sol elitist, sağda halkçı. Yani yoksul yurttaşlarla buluşuyor, onlarla beraber. Halka tepeden bakmıyor, milletin içinden geliyor, milletin değerlerine sahip çıkıyor. Ama o sol bu değerlerin dışında ve elitist yukarıda, tepede yaşıyor. Peki öyle mi değil mi? Şimdi 20 yıldır bir AKP iktidarı var. Allah için bu ne ya? Bu AKP iktidarının yarattığı iklim ne, hava ne, bakış ne? Topluma, insanlara, canlılara bakışı ne? Yukarıdan kibirli, elitist değil mi? Nerede yaşıyor bunlar? Bir lokma bir hırkadan bir, iki, üç daha fazla saraya gelen, saraylardan çıkmayan, korumalar yanı başında eksik olmayan, lüks şatafat içerisinde yaşayan, kendi geldikleri yerden kopan, geniş halk kesimlerine yukarıdan aşağılayan, en ağır dili kullanan ve toplumu bir ideolojik mühendislikle kendilerince dizayn etmeye çalışan, aslında çok sarıldıkları, ben o tartışmaya girmek istemiyorum, çok önem verdikleri kutsalları da tarif eden, kutsalların da içini boşaltan ve bambaşka bir topluluk oldular. Yani şimdi şunun, şu AKP'nin yarattığı 20 yıllık bir Türkiye iklimine bakalım, Türkiye tablosuna bakalım. Bir değer bırakmadılar ya. İnsani bir değer bırakmadılar. Bıraksalardı, yani geldikleri söylemlerde kalsalardı, o bir hırka meselesinde saraya geçmeselerdi, o zaman böyle düşünmez miydiniz? Yapamazlar, çünkü bunların ideolojik çizgileri öyle değil ki yani. Bu sağın ideolojik çizgisi sağ, mi? Ya sağ böyle şudur, değil. Sağ şu, sermayedir ya sağ. Birincisi sağ bir ideolojinin esas oturduğu zemin, yani bütün sağcıları, sağcı yurttaşlarımızı töhmet altında bırakmak istemiyorum ama tarihsel olarak kuşkusuz onların içerisinde çok temiz, çok inançlı, çok değerli yurttaşlarımız var. Toptan herhangi bir şey söylemem. Ama siyaset olarak. Siyaset olarak sağ sermayeden yanadır yani. Sağ sermaye demektir. Sol emek demektir. Doğal olarak emek yoksullar, alttakiler, ezilenler, emekçilerdir. Sol her zaman halktır. Bu manada halkın iyi bir düzeye yükselmesi, halkın eğitim, sağlık, sosyal gelir ve benzeri düzeylerde toplumdaki adaletsizliklerin, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için. Yani sol aşağıdakilerin sesidir zaten. Yok sayılanların sesidir, ezilenlerin sesidir. Bu dünyada hep böyle olmuştur. Yani doğal olarak sol hep aşağıyı temsil eder, sağ hep tepeyi temsil eder. Doğal olarak AKP yani bu kavram, yani esasen dikkat ederseniz Erdoğan da ilk başta esasen sol biziz diyerek, sol kavramları da kullanarak, tüketerek geldi esasen. Yani öyle de etkiledi toplumun, evet, belirli ülkesini. Özellikle mesela ilk geldiği yıllarda okullarda
kitapları sıraların üstüne koyduğu zamanki söylemi hatırlıyorum. Evet. İşte solcuların yapamadığını biz yapıyoruz evet. demişti mesela. Evet, o solcuları da işte bir tür tırnak içinde kandırarak bir sol ideolojiye dayandığını, esas sol biziz yani onu söyleyerek sonuç itibariyle bir elitist CHP var. Çünkü bütün solda CHP ile tanımlandığı için, özdeşleştiği için mesela 60'lar... Aslında esas sol biziz demek ve iyi şeyleri esas sol gibi göstermek... Zaten sağın kötülüğünü kabul etmek demek değil mi bir yandan da? Yani esas... Siyasetçi açısından da söylüyorum. Mesela Erdoğan iyi bir şey yaptığını düşünerek asıl sol biziz diyor. Evet yani şimdi, aslında... şimdi İpek Hanım zaten sağın dili tükenmiş vaziyette, bitmiş, kirlenmiş, açık net söylüyorum. Yani bu dilin topluma vereceği bir şey yok. Ben anlamıyorum yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu niye sağın diliyle konuşuyor ki bu kadar? Milliyetçilik ve din üzerine bir yarışa girmiş ki bunlarla. Ya solun temiz dili var kardeşim, bunları kullan ya. Kamuculuk var, eşitlik var, özgürlük var, dayanışma var, laiklik var. Bunları kullanacağız. Yani zaten... Çünkü zaten... şöyle bir genel kanı var. Bu ülkede sağ seçmeni kazanamadığınız zaman muhalefette kalmak zorundasınız. Tamam, sağ seçmeni kazanalım. Sağ seçmeni kazanmak sağın diliyle konuşmak değil ki. Yani sağ seçmen dediğimiz seçmen önemli bir yoksul kitle, emekçi kitle, sağın etkilediği, sağ siyasetlerin kültürel ve inançsal düzeyde etkilediği toplumsal kesimler. Aslında onlar üretim ilişkileri babında baktığında, yani üretim ilişkilerinde aldığı pozisyona baktığında soldadırlar nesnel olarak. Çünkü eziliyorlar, işçiler, emekçiler sömürülüyorlar. Ama sağ ne yapıyor? Sağ onu bir kültürel, inançsal değerler üzerinde tanımlayıp aslında solda durması gereken insanlar o kültürel kodlarla, inançsal kodlarla solun çekim alanından uzaklaştırmaya çalışıyor. Şimdi bu tuzağa düşmemek lazım. Sağ yurttaşlara, elbette ki sağ oy veren yurttaşlar bizim kardeşlerimizdir, insanlarımızdır. Biz onları sola kazanmalıyız. Sol değerleri bir tarafa koyarak değil, solun gerçek fikirlerini, gerçek zeminini, eşitlik, adalet, dayanışma değerlerini ortaya koymalıyız. Neden şimdi o geçiş şöyle, gerçekleşmiyor? Ya gerçekleşmiyor değil, gerçekleşti. Örneğin bakın 1965'lerde Türkiye İşçi Partisi ile başlayan bir sol aydınlanma dalgası var. 12 Martlar, 12 Eylüller. Burada Anadolu'da Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin her yerinde halktan dışlanmış, halkın inançlarına ters diye addedilen, tanımlanan, etiketlenen, halktan kopuk denilen devrimciler, sol, sosyalistler halkla buluştular. Binlerce eylem oldu, binlerce yürüyüş oldu. Başı kapalı kadınlarla, yoksul halk kesimleriyle, işçilerle, emekçilerle. Yani sol halkçılaştı, toplumsallaştı. Bakın 65 ile 12 Eylül arasındaki tarihe Türkiye'nin her tarafında yükselen bir sol, bir aydınlanma ve halklaşan bir aydınlanma var. Halkın içerisinde olan bir sol var, bir devrimcilik var. Ama ne yaptılar? Darbe. Bunu geldiler, bastırdılar. Yani şimdi meseleyi sadece sol, işte bir efsane bu ya. Şehir efsanesi derler ya, sol halktan kopuk. Yok öyle bir şey ya. Neden halktan kopukmuşuz? Biz eskiden beri halkın içi, halkın çocuğuyuz. Biz nerede yaşıyoruz? Nerede doğduk? Yani kimdir bizim annemiz, babamız? Hangi toplumsal, sosyolojik iklimin ürünüyüz biz? Yani bu solun içerisinde, halkın içerisindeki bu solla halkın ortaklığı, halkın ortak dilini çözmek ve ortadan kaldırmak noktasında yeşil kuşak politikası çerçevesinde büyük bir ideolojik baskı yaptılar. O ideolojik baskıyı yetmedi. Fiziki bir baskıyı 12 Eylül'de taşlandırdılar ve solun önünü öyle kestiler. O yüzden biz solun değerlerini ve solun kimliğini ve solun tarzını ve solun dilini bir tarafa koyarsak etkili olamayız. Toplumu dönüştüremeyiz kavramı yanlış bir kavramdır. Peki sağın dili derken ne demek istiyorsun? Sağın dili dincilik, milliyetçilik bu yani başka bir şey değil. İnsanları dinle sömürme, milliyetçilik yarışı içerisinde onların o duygularını yani en ilkel duygularını öyle söyleyelim. Sömürmek başka bir şey yok ki. Yani işte yani saygısı varsa emekliye niye? 2500 diyor, bununla övünüyor yani. Emekli iş, insan. Bakın niye ama mesela... şimdi Alper Bey, ben de şuna takılıyorum. Siz az önce en ilkel duygularla dediniz. Şimdi bir... İlkel duygular derken yanlış anlaşılmasın. İnsanın içindeki en doğal, ilkelliği o manada söylüyorum. Yoksa insanların yani doğuştan mesela her doğuştan doğanda bir milliyetçilik duygusu olur.
Yani o milliyetçiliği eğitebilirsen, yani yurtseverlik, elbette biz ülkemizi seviyoruz, hı-hı, ülkemiz için mücadele ediyoruz. Yani ya ama bu şeye doğru varıyor. Yani kendinden başka, Türk'ün Türk'ten başka bir dostu yoktur. İşte her şey Türk milletine, işte bilmem, herkes tuzak hazırlıyor. Herkes onun için seferber olmuş gibi bir milliyetçiliğe dönüşüyorsa ve bu noktalarda bir dil gelişiyorsa, bu sağın alanını dolduruyor. Sağın alanı büyütüyor. E biz din, yani bizim dinle ne sorunumuz var ya? Din felsefi bir konudur. Bizim için politik bir konu değildir ki. Ya biz sol olarak geçmişten bu yana hiçbir zaman dinle mücadele etmedik ki. Din bizim bu manada sorunumuz olmadı ki. Bizim arkadaşlar zamanında halkın ihtiyacı diye cami bile yaptılar yoksul mahallelerde. Yani halkın ihtiyacıysa. Yani onu istismar yapmak için değil, gerçekten ihtiyaçsa yaptılar. Böyle örnekler de var. Biz dinle mücadele etmedik. İslam'la mücadele etmedik hiçbir zaman. Bir İslamcılıkla mücadele ettik. Bakın bu ikisi birbirinden farklıdır. Biz dincilikle mücadele ettik. Yani bunun ayrımını net olarak ortaya koymalıyız ve biz bütün dini inanç sahibi kesimlerin, insanların ve inansız insanların bir arada yaşayabileceği bir model olarak laikliği savunuyoruz zaten. Laiklik bunun için benimsiyoruz. Din ve vicdan özgürlüğü ve aynı zamanda inanmama özgürlüğü. Yani bu şeylere artık, bu demagojilere, bu saldırılara papuç bırakmamak lazım. Yani üzerlerine gitmemiz lazım. Solun değerlerini açığa çıkarmamız lazım. Net olarak ortaya koymamız lazım. Nedir haramzedeler? Soyguncular de kardeşim, hırsızlar de, sömürücüler de, vurguncular de. Yani haramzede, haram, helal filan. Bunun üzerinde tartışılacak bir mesele değil bu yani. Bunun üzerine konuşmanın manası yok. O alan onu besliyor. AKP'nin en sevdiği mesele işte bir oyun alanı yaratmış, dini referanslar üzerinden bir oyun alanı yaratmış. Yeter ki laf oraya gelsin. Özgür Özel'in lafını çarpıttılar. O laf üzerine işte oradan bir şey buldular. Bak bizim dinimizi alacaklar filan, öyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Sanki bunlardan önce bu memlekette din yoktu. Millet dinsizdi. Dinini, ibadetini yapamıyordu. Buzdolabı bile yoktu. Ya, filan ve benzeri. Ya şimdi ya bunların aslı, yani diyor ya, yürü üstüne üstüne tükür yüzüne yüzüne hainin, fırsatçının, cellatçının, işbirlikçinin, öyle bir dönemdeyiz. Atak bir siyaset yapmamız lazım. Böyle savunmaya geçip onların diliyle konuşmanın, onların tarzıyla konuşmanın bir manası yok ya. Bayatladı bunlar. Yani bunların hükmü bitti. Barut bitti yani. O yüzden sol, her yerde sol. Her yerde solun dili, solun tarzı, solun kimliği. Bu çok önemli. Yani siz diyorsunuz ki solun dili ve solun kimliği kullanılarak